Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Türkiye'nin en iyi ve tek Dragons kanalındasınız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir eventten bahsetmek istiyorum. Efsanevi bir şekilde 6 Kasım'da gelebilecek mükemmel bir etkinlikle karşınızdayım arkadaşlar. Bu etkinliğimiz nedir? Bunu bizim Hero'muzda, yani Hero'muz diyorum. Bunu bizim main hesabımızda gameplay yaparken konuşacağız arkadaşlar. Hatırlarsınız en son arkadaşlar sıfırdan geçme serimize devam edeceğiz zaten, hiç sıkıntı yapmayın. Şu anda ana main hesabıma giriyorum. Main hesaptan da bu konuları, bu haberleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. En son burada da pas almıştım, onu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar şimdi 20 Kasım'da, yani 16, 17, 18, 19, 20, 24 gün sonra yeni bir bir dakika lan, 16, 17, 18, 19, tamam 4 bir an matematiğim durdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle mükemmel bir etkinlikten bahsedeceğim. Herotic maraton etkinliği. Biliyorsunuz ki maratonun hero yarışlarından farklı olarak daha çok tur atlıyorsunuz ama görevler aşırı kolay arkadaşlar. 50 lap var. 50 lapta da hap kazanıyorsunuz ve ödüller aşırı efsane. Bugün bunlardan bahsedeceğiz efendim. İyi seyirler dilerim şimdiden. 20 taş birinci lap atlarsanız ve 5 küre 5 takas üstü, 5 küre medium, 5 küre takas üstü diyerek zaten açıklama kısmında vereceğim linkten arkadaşlar her türlü şeyden faydalanabilirsiniz. Dragon City ile alakalı her türlü yarıştan, etkinlikten, hangi şeyden haber gelecek faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle yine aynı görevlerimiz var. Number 8. Yumurta çıkarma, ligde savaşma, altın çıkarma, dragon ve ejderha besleme, dragon çiftleştirme ve battle dragons dedi. Yani o görevde verdiği ejderhalarla savaşma görevi var. Yine aynı mantıkta bütün görevlerin çoğu yemek toplama, cartçurt bilmem ne, daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İşte aynı zamanda min time dedi, 2 saat 13 dakika wait for 1 hour 06 minute, yani en fazla bekleme, ya ilk beklemen gereken en az süre 1 saat 6 dakika, min time 2 saat 13 dakika arkadaşlar. Bu etkinliklerde yine klasik hero şeyi yapar gibi kasacaksınız arkadaşlar, farkındayım şimdi sıfırdan gelişme serisi gibi hesaba alışmışsınız oynamaya, tabi bunu görünce biraz garipsediniz arkadaşlar, ben de farkındayım bunu. Bu videoda zaten düz bir gameplay olacak arkadaşlar. Depomda 203 tane şey var. Makaron ejderhası, cartçurt falan filan, bunları aldım diye hatırlıyorum. Zaten bunlar önceden de vardı bende. Bugün şimdi hemen bir savaşlarımıza girelim. Öncelikle yine bir tane telaş etkinliği gelmiş arkadaşlar. Telaşın ipuçları arenada düşman ejderhanın yetenek nakat puanlarını kazanacağı zaman sınırlı bir etkinlik. Rakiplerden daha fazla kazan ve daha iyi ödüller için delik tablosunu yükselt diye. Sizden bir ödül gelmiş arkadaşlar. Bunu ben de yeni fark ettim. Şimdi arkadaşlar telaşın yeni geldiğini gördüm. Üst liglerde olan bir şeymiş bu. Yani benim üst hesabımda olan bir şeymiş bu. O zaman hepsine basalım mı diyorum ve ejderha girişlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir selam çaktık şu arkadaşa şöyle bir. 6034 yaptık arkadaşlar. Sıfırdan geçme serisi bitmedi, devam ediyor. Sadece bugün sizlerle birlikte etkinlikler ile alakalı bir video çekmek istedim. Videoyu beğenerek de kanalıma da abone olabilirsiniz, çok sevinirim arkadaşlar. Aynı şekilde haberiniz olsun yani. Bakma fırtınası yapalım şimdi. Şuna bir tek atayım ben. Karşımda bir tane hero var. Manyeto yaptı. Tamam abi, sıkıntı yok. Tamam. Toprak sıkıntı. Cacut. Süpernova yapmasaydım keşke dedirtti bana. 264 kavurdu. Kuyruklu yıldız çarpması yapalım. Arkadaşlar bugün haberlerimizde bunlar vardı. Zaten yeni adamın 8 gün sürecek. Maraton da yan tarafta olacak bu arada, haberiniz olsun. Ben yan hesaba maratonu fokuslayacağım. Maraton daha rahat bir şekilde işlevli görev yapsın diye. Zaten bugün de anasını satayım. Komple bütün ejderhalar benim üstüme geliyor gibi geldi bana. Hani patlama 54k vuracak tabii kardeşim. Maksimum o kadar vuracaksın. Duydun mu? Son ultimatom 105 hasar. Çok vurmadı, 70k falan filan. Ben daha çok vuracağım kardeş dedim ve güzel 208k bir kritik vurduk arkadaşlar. Aynı şekilde bakalım, bir ninja yıldızları yapalım. 84k tamam, güzel bir şekilde ikinci şeyimizi de aldık. Karşımıza 50 level 1 vampir, 50 level 55 adı bir titan var. Tamam bunu hallederiz, çok şey değil. Sıkıntı yaratmaz bana yani. Öyle. Şimdi bakalım, bir karanlığa kritik atamıyoruz kanka. O zaman efsane birden devam ya moruk. 102k, 182k alacağım, benim 249k alacağım ama fazla hasar vuruyor bu bana. Bu benim canımı sıkmaya başladı bu arada. Abi şimdi ne yapabilirim? Şunu alıp şuna bir pişmanlık yok vursam üçüne de zaten. Güzel, 62 vurdu, hiç yoktan iyidir abi. 46k vurdu, ben hemen şöyle bir ninja yıldızları yapayım. 30'dan 80k vurdu, güzel. 48k vurdu tekrar, ben tekrar bir ninja yıldızı yapacağım. Güzel, 78k tabi unutmuşum böyle olduğunu. O yüzden hero'yu öne süreceğim.
Şimdi hemen şöyle yapalım. Seni geri çekelim. Şöyle bir yıldız çarpması yapalım. Güzel. 9000 kupaya düştüm. Bu hesapta çok fazla güçlü... Bunun geri gelmesi gerekmiyor mu hocam? Çok saçma. What the fuck are you doing? Yani bu ejderhanın geri gelmesi gerekiyordu benim bildiğim de. Çok saçma bir şey oldu şu an. Ciddi olamazsın abi. İğrençsin Dragon City gerçekten. İğrençsin. Senden nefret ediyorum. Keşke ölsen dedirtti bana. Yok abi bunu almayayım ben sağ ol. 50-45 tamam ben bunu yerim. Yani onun orada geri gelmesi gerekiyordu. Çünkü o kendi özelliğini kullanmamıştı. Eğer acaba böyleyken mi geri gelme özelliği var sadece onu hatırlamıyorum şu an. 62k vurduk. 21k canı kaldı. O da 61k. Bu ne kadar böyle şaşaflı bir ejderhaya benziyor lan. Güzel. Pas yaptı. Şöyle bunu geri çekeyim. Şöyle bir yıldız çarpması yapalım bakalım. 77k güzel, çok iyi. 70-50k vurdu, fena değil. Tamam, ejderhamızı kaybetsek de sorun olmaz. Arkasında aşkın gelir yani. Aşkın hakkından gelir kanka. Bir şey sıkıntı o ya yaratmaz bana çok. Yani iyi, bizim Viperomuz da var. Bunun kostümünü açamadım. Bunun kostümü taşla açılsa çok güzel olurdu. Direkt çekerdim yani, sıkıntı yok abi. Arkadaşlar laf etkinlik ödüllerini gördünüz zaten. Hani bunun üstüne çok da düşmeye gerek yok. Klasik bir 6 gün sonra bir etkinlik geliyordu. Yozlaşmış. Voodoo ile karıştırıyorum ben onu çok fazla. Voodoo ile alakalı bir durum değil de. Yozlaşmış yani. 60-60 55'lik adamlar ya abi, bu ne ama anasının öreki hesabı ama sen de abarttın iyice be birader. Allah Allah, 60 level değil 70 level ejderha ihtiyacım oluyor artık arenalarda. Çünkü ben diğer hesaba odaklan, bu hesabı çok boşladım yani, 70 level falan ejderhalarımın ma ihtiyacım var arkadaşlar o sebepten ötürü. Bir tık tabii sıkıntıya girdim yani, o konuda da sıkıntı oldu bayağı. Efsane bir büyü yapalım şöyle tekrar. O sebepten ötürü biraz da ejderhalarıma yıldız basmam lazım, farkındayım onun. Bunu bir 70 level yapsan, diğerleri de arkasından gelse çok daha iyi olabilir tabii ki de. Sana bir yapalım şöyle hemen, bir Legendary Spell. Güzel aldık arkadaşlar zaferimizde çok rahat bir şekilde. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. L4-L2 bunu her türlü çakarım ben. Bunu her türlü çakarım abi. Discord sunucumuz açıklama kısmında bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi 91k. 91k bir Legend Spell, bir üst tekrar yapacağım abi. 77k güzel. Abi şimdi seni koyacağım. Sen zaten kritik atamazsın. Abi şimdi bekliyorum mesela. Böyle bir şey mi var amına koyayım ya? Allah Allah, berbat bir şey. Bu ne abi? Yıldız çarpması. Tamam, bende de böyle olması çok berbat bir şey. Ben sevmedim bu özelliği. Çünkü hayatımda duyduğum en gereksiz özellik bu arada. Bu bana kritik vurdu. Benim için sıkıntı. Evet, sana bir yapalım. Okay, right. Yani yapacak bir şey yok beyler. Kaybettik. Kaybetmedik aslında da. Hani ben 3 ejderha daha kaybettim. Bu eleman ağzımıza sıçtı. 159k kritik vuruyormuş. Keşke buna kullansaydım önce. Olabilir insanlık hali. Yani şimdi böyle birisine karşıma gelirse olmaz kardeşim. Sıralamamıza bakalım. Sıralama değil, telaş diye bir şey varmış. Bir dahaki sefer iyi şanslar, güzel denemeler olsun. Ancak herhangi bir ödül almaya kazanmak için nakat puanı kazanmış. Kanka bir tane aldım zaten. Bu neymiş? Telaş inaktif değil. Telaş şu anda kullanmıyor. Gelecekteki güncel için gözünü dört aç. Telaş olarak hakkında daha fazla düğmesine dokun demiş. Allah Allah, anlamadım gittim kanka ya. Valla berbat bir şey ya. Oyuna sürekli bir şeyler getiriyorlar. Getiriyorlar, getirmesene de. Affedersiniz de ben bundan bir bok anlamadım. O çok berbat bir şey. Buna 8 saat var. Bu neymiş abi? Bunu sat. Bu var bende zaten. Sen neymiş? Alev ejderhası, sen de sat. Sen zaten şey değilsin abi. Seni de çiftleştir. Neyse, bundan uğraşamam, hiç direkt düz normal savaşımıza geçelim. Şimdi bu hesapta yapacak bir şey kalmadığı için ben sıfırdan bir hesap açıp ona para yatırırsam yatırım yani. Bu hesaba fazla para dökmem artık. Düzgün bir şekilde kasmaya ihtiyacım var hesabıma da. Bakarız bakalım. Şimdi kutsal müdahale yapıp üçünün de ikisinin kalkanını açmak istiyorum bu arada. Bir kargaşayla iş hallederiz. Yozlaşmış abi, ne yapıyorsun ya, gözünü seveyim, öl git işte, canımı sıkma benim. Nükleer darbemiz geldi. Bunu geri çekeceğim. Şöyle Legend Spell yapalım tekrar. 78k. Abi yine buna canlanma veriyordu. Benim kefaretlerde böyle böyle. Benim kefaretimde niye yok? Yani abi uğraştırıyor işte. Uzatıyor yani. Uzatma diyorum. Uzatıyor anasını. Bunun kalkanın şu anda kırılmış olması gerekiyor bu arada. Pişmanlık yok, yapsam bakayım ne kadar olacak, merak ettim.
Güzel, 190 tek attım yani, benim amacım tek atmak. Yani sorun yok oyundan. Böyle bir yıldız çarpmasını da yapalım. Güzel. Tamam. Son savaşımızı da yapalım. Yoruldum gerçekten bugün bir tık da bir meşakkatle. Her neyse abi. Sıfırdan geçme serisi için de bir bölüm çekeceğim. Ondan sonraki gün onu atacağım. Pekala. Yeni etkinlik gelene kadar büyük ihtimal maraton videosu falan çekerim. Nasıl kasılır cart curt diye. Bunun da videosunu zaten 10 kere çektim ama hala bazı arkadaşlarımız bilmediği için tekrar çekeceğim arkadaşlar. Kuyruklu yadız çarpması yapalım tekrar. 68 kaldı. Fena değil, güzel. Yıldız çarpması yapalım tekrar. 77 kadar güzel. Tekrar koyduk, yıldız çarpması yapalım. Er temiz kardeş. Mükemmel ilerliyoruz şu anda. Diğer savaşımıza hemen geçelim. Bu hesabı video izlememin çok da bir anlamı yok. Bu hesabı osursam çünkü şey geliyor yani. Bu hesabı osursam ejderha geliyor. Buna gerek yok da yan tarafa çok var. Anladınız mı beyler? Yan tarafta sıkıntılı bir durum. Yani yoksa bu hesapta çok fazla bir sıkıntılı bir durum yok yani. Tamam, bekliyoruz bakalım. 39K'dan sana direkt yanındakine de tek atmak istiyorum da buna zayıf vurur gibi geliyor. Aa, buna da kritik vurdu. Tamam, artık unutmuşum. Buz elementi doğaya kritik vuruyordu. Yani arkadaşlar demek istediğim de buydu. Hani sıfırdan geçme serisi yapıyoruz. Hoş, güzel. Evet, pişmanlık yok geldi. Bunun çok dokunmadı. 40 level 2 yıldız çünkü çok dokunmadı. Abi şaka mı yapıyorsun ya? O kanalizasyon yapma. Ama ya. Uğraştırma kanka, öl işte, sen de rahatla ben de rahatlayayım amına koyayım. Beni niye uğraştırıyorsun kanka? Oh fuck the shit. Beni uğraştırmana gerek yok be abicim. Aa bak, ne güzel ölüyorsun işte, böyle devam et. Lütfen. Böyle devam et. Yozlaşmış zaman. Yıldız çarpmamızı da yapalım arkadaşlar. Bakalım. 42K vurmuşuz. Süpernova yapalım bir tane. 68K tertemiz. Oh my god. Hayır, olamaz dostum. Lanet olsun. Of. Bu ejderha bir pero bile kesiyor amına koyayım ya. Vallahi bıktım senden. Algı, bıktım ya. Dakika başı sen geliyorsun abi ya. Gelme artık. Gözünün yörüneyim ya. Arkana abrasyonuyum. Kargaşa yapayım kanka. Oldu. Al. Yani. Viper o kadar da güçlü değilmiş yani. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna gelelim. Bende olmayan bir ejderha gelmiş. Tamam. Bakır ejderhası. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone subscribe olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Discord sunucumuzu açıklamak istedim. Bulmaktadır ve bay bay.